Sevgili seyirciler, bugün cumartesi 7 Mart, yarın Kadınlar Günü. Bugün Bahadır Bey'in günü. Bahadır kardeşimiz genç, dinamik, presentable, çok muazzam bir konuşma yaptı. Bayrağı bayram başkanımızdan devraldı. Bu bir yarış değil, bu bir bayrak yarışı. Bayrağı devraldı. Dalaman İyi Parti'nin Dalaman ilçe başkanı ilk röportajı Doruk Türk'le yapıyor. Ben bugün gerçekten çok duygulandım. Muazzam bir konuşma yaptı. İzleyeceksiniz biraz sonra. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık sağ diyorum. Abi, öncelikle hayırlı olsun sağ diyorum. Muhteşem bir konuşmaydı. Hislerini almak istiyorum. Abi şimdi ülkemizin bulunduğu durum ortada. Siyasi söylemlerden uzak bir konuşma yapmaya çalıştım aslında. Tabii bugün aslında çok rahat böyle siyasi söylemlerden uzak bir konuşma yaptık. Normalde siyasi söylemlere dokunacaktı tabii şehitlerimizden dolayı bunlardan uzak kaldık. Bugün bir milattır Dalaman için. Bayrağı biz devraldık. Dalaman'da bugünden sonra çok şeylerin değişeceğini bilmenizi isterim. Dalaman'ı en üst noktaya taşıyacağız Allah'ın izniyle. Elimizden gelen her şeyi yapmaya ben ve ekibim hazırız. Bunları bilmenizi istiyorum. Çok şeyler değişecek Allah'ın izniyle. Fazla siyasi söylemde bulunmak istemiyorum. Aslında söyleyecek çok şey var. İnşallah abi hep beraber Dalaman'da güzel şeyler olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bu konuşmanın devamını icraatlarında görmek i̇nşallah istiyoruz. İnşallah abi, inşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkürler abi. Sağ olun. Çok sağ olun. Bana hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanoğlu umutları hiç bitmeyen bir bahardı. Karlar yağsa, fırtınalar kopsa bile çiçekler hep açmaya devam eder. Biz de ulu önderimiz Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda genel başkanımız Sayın Meral Akşener gibi cesaret ve azimle hep birlikte umuda, güneşe ve başarıya doğru koşacağız. Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'ün yeri! Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi genç, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Mecliste de, Dalaman İlçe Meclisi'nde de aktif bir kardeşimiz. Haklı olduğu davayı sonuna kadar savunuyor. Tek de kalsa, tek oyda olsa bildiği noktada, bildiği doğrultuda yürümeye devam ediyor. Konunun takipçisiyiz. Kendine başarılar diliyorum tekrar. Her şey iyi olsun, Dalaman için iyi olsun diyorum. Asmak efendim. Yarın Meral Akşener bir parti kursa, başkanı olsa ve halkın teveccühüyle başbakan olsa nasıl bir tavır sergileyecek? Amerikancı bir tutum mu, Rusya'ya yakın bir Avrasyacı mı, yoksa Türkoğlu Türk mü? Türkoğlu Türk. Onu duymak istiyorum. Türkoğlu Türk. Çünkü yani bizim hem Osmanlı, ben tarihçiyim, hem Osmanlı devrinde hem Cumhuriyet döneminde, o çok kötüledikleri Cumhuriyet döneminde birinci öncelik Türk milletini yani bu Anadolu'da son durak olarak yerleşmiş Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini korumaya yönelik iç politika, korumaya yönelik dış politika tanzim etmişlerdir hep. Osmanlı da aynıdır, şey de aynıdır. Fütuhat dönemi bittikten sonra Osmanlı'nın yapmaya çalıştığı budur. Cumhuriyet dönemi de aynıdır. Dolayısıyla yeni Osmanlıcılık yapanların biraz tarih okumasında fayda var. Efendim, Ankara'ya uçağınız var. Kısa keseceğim. Soracak çok soru ederim. Var. Sağ olun. Tekrar ağzınıza o zaman sağlık. Sizin ofise geleceğim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi de yaparım. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Meselesi sona erdi. Teşekkür ederim. Sağ olun.